Sevgili takipçilerim, bugün çok özel bir konu ve özel bir konukla beraberim. Önce konuğumu takdim edeyim. Doçent doktor, eğer profesör olmadıysa tabii ki, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, benim çok değerli abim, akrabam ve aynı okulda da okumuşluğumuz ve öğretmenliğimi yapmışlığı da söz konusudur. Hayrettin Öztürk. Hayrettin Öztürk'ü Trabzon'un Şalpazarı Acısu'da yakalayabildim. Kendisinden çok kısa Kur'an'da Nahl Suresi'ndeki aralara ilişkin bölümle alakalı bir tefsir rica edeceğim. Daha önce dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Şimdi hocamdan o iki ayeti bir kez daha hem tercümesini hem de hayvanlara ve arıya ilişkin özel durumu almak istiyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Beni dinleyenlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlara ve bütün canlılara özel bir değer, özel bir önem vermiştir. Önem verdiği varlıklardan birisi de hayvanlardır. Allah-u Teala birçok şeyi andıktan sonra buyuruyor ki Meta'alleküm ve li'enâmiküm. Sizin için ve hayvanlarınız içindir bu diyor. Bir insan bir deveyi haksız yere hunharca katlettiğinden dolayı Allah o toplumu helak etmiştir. Yani Semud kavmi susuz bıraktılar deveyi. Allah-u Teala o kavmi helak etti. Yani bir kavmin bir deveye olan haksızlığından dolayı o kavim helak olmuştur. Bunun için Allah-u Teala hayvan haklarına, Kur'an-ı Kerim ve İslam hayvan haklarına büyük önem vermektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi var, Karınca suresi vardır. Ashab-ı Keyif vardır. Bir Ashab-ı Keyif'in köpeğinden bahseder. Hayvanlar için özel ayetler inmiştir. Sütünden istifade edersiniz, yününden istifade edersiniz, etini yersiniz diyor. Bunlardan birisi de insanın hizmetine sunulan varlıklardan, canlılardan birisi de arılardır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Nahl suresinde Rabbim şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbin bal arısına vahyetti. İlham verdi ona. Ne dedi ona? Enittakidi minel cibali buyutan. Dağlara git. Dağlarda evler yap. Ve mineşşecer. Ağaçların kovuklarında ev yap. Çardaklar yap. Sonra sümme külî min külli temerat. Git bütün çiçekleri ziyaret et. Her üründen bal topla. Sana bir yol tayin ediyorum. Yolunu da şaşırma. O yolu senin emrine amade kıldım. Sonra karnını o çiçeklerden aldığın içecekle doldur. Yahrucu min butuniha şarap. Karnını o içeceklerle doldur. Muhtelif çiçeklerden al ki ürünün de rengarenk, çeşit çeşit, beyaz, sarı, kırmızı, siyah, çeşitli renklerde bal ve ürün olarak onu ortaya koy. İnsanlar bundan istifade etsinler. Ve fihi şifaun linnas. İnsanlar için bu bir şifa olacaktır. Çünkü birçok çiçeklerden, farklı çiçeklerden ürün almak, onu karıştırıp bal haline getirmek büyük birçok hastalıklara derde deva olacaktır. Bunu iyi düşünün. İnne fî zâlike le âyâti li kavmin yetefekkerûn. Düşünen bir toplum için bu misalde çok alınması gereken dersler vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi diye bir sure var. Şura Suresi arının bal toplamasına verilen isimdir. Aslında Şura ve emruhum Şura beynehum. Müslümanlar işlerini meşveretle, Şura ile yaparlar, danışma ile yaparlar. Eğer bir Müslüman işini danışma ile yaparsa o iş verimli olur. Allah Kur'an'da peygamberi istişare yap diyor. Ne kadar çok insanla istişare yaparsan o kadar işin güzel ve tatlı olur. Allah-u Teala arıya arının bal toplamasına bu ismi vermiş. Niye? Arı bir günde bazen yüzlerce çiçeği ziyaret ediyor. Bir ürün ortaya koyuyor, reçel gibi olmuyor. Bal gibi oluyor. Çünkü çok çiçeğe akıl danıştığı için meydana getirdiği ürün de tatlı oluyor ve bal ismini alıyor. Müslümanlar da işlerini meşveretle, şura ile, danışma ile yaparlarsa bal gibi bir ürün ortaya koyarlar. Bu anlamda arıdan çok ders almamız lazım. Arıyı çok düşünmemiz lazım. Şimdi hocam
Oradaki şarap kelimesini ben biraz incelenmesini isteyebilir miyim? Ben çünkü balda bal şerbetini, ılık bal şerbetini öneren birisiyim ve oradaki şarap kelimesinden de arı nasıl ki o içiyor ya, çiçekleri arı içiyor. Biz de arıyı içmeliyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Evet. Yani burada bir ayet-i kerimede meselül cennetilleti vu'idel muttakun, muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şu misale benzer. Fiha enharun min ma'in gayri asin. O cennette tadı hiç bozulmamış ırmaklar vardır. Su nehirleri vardır. Ve enharun min lebenin lem yetegayyar ta'amu. Tadı hiç değişmeyen süt ırmakları vardır. Ve enharun min aselin musaffa. Saf, tertemiz bal ırmakları, bal nehirleri vardır. Daha çeşitli meyveler ve ürünler vardır. وَلَهُمْ فِيَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Rabbinizden da mağfiret vardır. Şimdi arının karnında bu içecekleri toplaması ve bunu bir ürün olarak ortaya koyması ve arının insana hizmetini gösteriyor. Burada alınması gereken çok dersler var. Birincisi, arı bile insana hizmet ediyor. Ey insan, sen kime hizmet ediyorsun? Bunu düşün. Allah arıyı senin emrine, hizmetine vermiş, içeceklerini püskürtüyor, bal olarak ortaya koyuyor. Bu arıyı sevmeliyiz, okşamalıyız, hizmet etmeliyiz, duada etmeliyiz Allah'a. Bir arı bir şekilde telef olduğunda, bozulduğunda gerekirse ağlamalıyız. Çünkü bir hadis-i şerifte "Men rahime velev zebihate usfurin rahimahullahu yevmel kıyamet" diyor. Kim boğazlanmış bir serçeyi görür, acır, merhamet ederse Allah da kıyamet gününde ona acır, merhamet eder. Halbuki serçenin bize bir faydası da yok. Ne etinden istifade edebiliyoruz, ne sütünden. Arı bize bal üretiyor. Ve arının ölümü insanlığın ölümüdür. Çünkü insanlık büyük bir nimetten mahrum kalmış demektir. Cennette bile bal ırmakları, bal nehirlerinden Allah bahsettiğine göre, arı üzerinden, arının bal toplamasından insanlara mesajlar verildiğine göre, arıyı gözümüzün içi gibi korumalıyız. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdumu dide-i ekvan olan Ademsin sen diyor. Kendine dön de bir bak, alemin özü sensin, kainatın göz bebeği insansın diyor. Kainatın göz bebeği insan, her gün sabah kahvaltılarında eksik edemeyeceği bir bala muhtaçtır. Ve o balığı yapan arıya muhtaçtır. O halde gözümüzün bebeği gibi arıyı koruyup muhafaza etmeliyiz. Onu candan bir arkadaş gibi görmeliyiz. Öyle sevgiyle yaklaşmalıyız. Bir de arının hayatı ya da işleyiş tarzı da çok ilginç. Ben gözlemleyebiliyorum. Yani talimatlar, zayıf ana olunca veya bacağı kırık ana olunca ya da işe yaramayan olunca onu saf dışı bırakıyor. Yani hep en iyisinin peşinde koşuyor arı. Bu çerçevede bakıldığında belli ki arı en iyi şey yapmaya görevlendirilmiş ve en iyi de biz layığız. Evet. İnsan en iyi şeyi yapmaya yönlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de insan. Ama insan en iyi şeyi yaparken neyi örnek alacak? Nasıl? Bir örnek olacak önünüzde. O örneğe göre hareket edecek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de cennetlikleri anlatıyor. Biz Fatiha suresinde sürekli okuyoruz. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine enemte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna bizi ulaştır diyoruz. Peki Allah'ın nimet verdikleri kimler? Nisa suresindeki bir ayetten anlıyoruz ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Nebiler. Allah'ın nimet verdiği insanlar nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, bir de bunlarla arkadaşlık yapanlar diyor. Bir de arkadaşlık yapanlar. Şimdi Allah-u Teala hiçbir hayvanı boşuna yaratmamıştır. Kainatta bir denge söz konusudur. Bu dengeyi bozduğunuzda kainatın dengesi bozuluyor. Zincirden bir halkayı kopardığınız zaman o halka insanlığa büyük bir zarar veriyor. Mesela Afrika'da çiftçiler
zehirli yılanları öldürmüşler bizi sokmasın diye. O sene çok rahat ekin ekmişler, ürün almışlar fakat bakmışlar ki ürün yenmiyor. Meğer yılan toprağın zehrini alıyormuş. Yılanları öldürünce ürün de zehirli çıkıyor. Süleyman peygamber tıslana böceğine bakmış da gülmüş. Bu da niye yaratıldı ki demiş. Hasta olmuş. Hekimler çare bulamamışlar. Birisi demiş ki senin hastalığının tedavisi tıslana böceğinde. Onun kanını içeceksin. Tövbe demiş bir daha aleyhinde konuşursa. Yani hayvanları küçümsememek lazım. Peki. Bazen bir hayvan insanlığa çok büyük bir hizmette bulunabilir. Onun için arıyı bu anlamda değerlendirmek lazım. Arının insanlığa vermiş olduğu hizmeti örnek almalıyız. Arı kimin için çalışıyor? İnsanlar için çalışıyor. Allah arıya vahyediyor. Allah insana vahyeder. Arıya da vahyediyor, ilham ediyor. Git diyor çiçeklerden bal topla. O balı diyor insanlar yesinler ve istifade etsinler diyor. Ve Allah'ın emrini yerine getiriyor. Peki biz de Allah'ın kuluyuz. Allah'ın emrini niye yerine getirmiyoruz? Günde 5 defa ezan okunurken niye camiye gitmiyoruz 5 defa? O açıdan arılardan almamız gerek. Arılar gece gündüz çalışırlar. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi zayıf arı bana engel olmasın diye onu bertaraf ederek daha fazla hizmet edeyim diye koşuşturup dururlar. Ve küllün fî felekin yesbehûn. Allah'ın kendisi için tayin ettiği yörüngede tesbih edip dururlar. Peki yörüngelerini hiç bozmazlar, yollarını hiç değiştirmezler. Peki insana ne oluyor? İnsan her gün yörüngesini günde 5 defa değiştiriyor. İşte arıyı bu anlamıyla örnek alması lazım, ders alması lazım arıdan, insanın. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Doçent Doktor Hayrettin Öztürk, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Sağ olasınız. 15 dakika kadar benim de merak ettiğim konuyu açıkladınız. İyi oldu. Ağzına sağlık hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim.